Herkese merhaba teknoloji oku izleyenleri. Ben Kaan Arlı. Evet, bugün Canon'un Pixma G serisi yeni model yazıcı lansmanına katıldık. Yanımızda Canon Eurasia pazarlama ve satış direktörü Saygın Suzan var. Kendisiyle yeni nesil yazıcılarını konuşacağız. Merhabalar Saygın Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Öncelikle hayırlı olsun yeni yazıcı seriniz. Şimdi Pixma G serisinin aslında biz consumer tarafındaki modellerini geçtiğimiz sene görmüştük zaten yine bir etkinlik kapsamında. Şimdi buradaki yazıcılar biraz daha farklı bir konsept içeriyor aslında. Bu ilk olarak nasıl olacağız zaten? Tanklı model yazıcılar olarak söyleyebiliriz. Yeni Pixma G serisiyle alakalı neler söyleyeceksiniz? Fikirleriniz nelerdir? Evet, şimdi biz bu yazıcı pazarında yıllardır varız Türkiye'de. Yalnız yıllardır şöyle bir konuyla karşılaşıyoruz, baskı maliyeti. Ne yazık ki satın alma gücü anlamında kartuş fiyatlarımız, mürekkep püskürtmeli yazıcılarda, lazer yazıcılarda da toner fiyatlarımız gerçekten son kullanıcıyı ya da kurumları etkileyecek derecede yüksek. En azından Türkiye'deki fiyat algısı bu konuda yüksek. O yüzden son yıllarda bu konunun üstesinden gelmek için çeşitli yatırımlar yapıyoruz. Yurt dışıyla buna özel konseptler ve ürünler geliştirmek için çalışmalarımız var. 2 sene önce Inkefficient diye bir konsepte başladık. Siz normal ortalamaların üzerinde baskı alan bir son kullanıcıysanız eğer, size baskı maliyeti anlamında bir avantaj sağlamak için yeni bir konsept oluşturduk. Bu ne anlama geliyor? Yazıcıya biraz daha fazla para veriyorsunuz. Ama biz bu parayla baskı maliyetlerini fonluyoruz ve siz çok daha ucuza baskı alma şansına sahip oluyorsunuz aynı kalitede. Şimdi ne yaptık? Doluma ya da muadile ya da alternatif yollara başvuran son kullanıcılara orijinal Canon ile tanışma fırsatı verdik. Bu da nasıl bir avantaj sağladı? Örneğin garantiden faydalanabilme ya da daha yüksek kalitede baskı alabilme ve çeşitli sağlıkla ilgili oluşabilecek, sonuçta kimyasal bir madde var bu mürekkebin içinde. Bunlardan kaçınabilme şansı verdik ama bunun da yeterli olmadığını gördük. Çünkü bazı son kullanıcılar var ki gerçekten binlerce sayfa baskı almak durumundalar. İşte örnek olarak ne verebiliriz? Bir küçük ofis, orta boylu ofis, bir apartman yöneticisi, kırtasiye, okul. Şimdi bunlar lazer yazıcı da tabii ki kullanabilirler. Ama lazer yazıcının en önemli özelliğine hızlı baskı sağlayabilmesi, çok uzun, çok yüksek sayıda baskı sağlayabilmesi. Ama her durumda lazer yazıcıya kayma ihtiyacı hissetmiyor bu tip kurumsal olmayan ama iş sahibi olan müşteriler diyelim. Bir nevi KOBİ ya da işte anaokulları, ilkokullar, dediğim gibi apartman yöneticileri gibi müşterilerden bahsedebiliriz. Bu kişilerin hala bu bahsettiğim alternatif yollara saptıklarını gördük. En çok rastladığımız konuda neydi? Özellikle Canon yazıcılarını sağlam olmasından dolayı bazı firmalar alıyordu. Yurt dışından getirdikleri tankları bunlara adapte ediyorlardı. Ve yine üçüncü parti tüp sistemleriyle beraber bunlara mürekkep doldurup insanlara satıyorlardı. Ve tabii ki baskı maliyetleri çok düşüyordu. Bunu gördük. Bir sürede gözlemledik. Daha sonra bazı rakip markalar da orijinal ürünleriyle bu piyasanın içine girdiler. Biz gözlemlerken ne yaptık? Öncelikle son kullanıcının gerçekten böyle bir ihtiyacı var mı bunu analiz ettik. Ve gerçekten olduğunu gördük. Piyasanın büyüklüğünü analiz ettik diyeyim. Teknolojiyi gözlemledik. Çünkü tıkanma gibi, etrafın kirlenmesi gibi ya da aygıtın sorun yaşatması gibi konular da bize geri bildirim olarak geliyordu. Bu konuda mühendislerimiz ve Ar-Ge birimimiz çalıştı. Ve günün sonunda tanklı sistemle çalışan orijinal Canon yazıcıyla ortaya çıktık. Çok 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 düşük baskı maliyetleriyle. Şimdi bakıldığı zaman 3 tane farklı modelden bahsedeceğiz burada. Şu anda kadrajın dışında olan ürün Wi-Fi desteğiyle bitti. Biraz daha aslında serinin en üst modeli olarak söylenebilir. Şimdi 3 modeli nasıl sıralayabiliriz? Mesela buradaki model ve diğer model hakkında yani aralarındaki farklılıklar ve fiyat segmenti olarak neler söyleyebiliriz? Şöyle şimdi fiyatlarla ilgili çok yaklaşık rakamlar söyleyeyim. Öncelikle çünkü biliyorsunuz bunlar yurt dışından ithal edilen ürünler. Tabii ki kura göre değişkenlik gösterebiliyor ya da piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebiliyor. Yani şöyle açıklayayım.
G1400 tek fonksiyonlu bir ürün. Ben çok fazla baskı yapıyorum. Tarama benim umurumda değil. Bana Wi-Fi ya da Cloud Printing özelliği de lazım değil. Standart kullanım. Standart kullanım. Bu ürünü alıyorum. Bunun şu andaki tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı, yaklaşık olarak söylüyorum bunları, 479 TL gibi bir noktada. Tamam, ben bu yazıcıya ihtiyacım var ama bana tarama da lazım. Yani bana çok fonksiyonlu bir yazıcı lazım. O zaman G2400 alıyorum. Yine Wi-Fi ve Cloud teknolojisi dahil değil. Bir fiyat segmenti üste çıkıyorum. Yine yaklaşık herhalde 579-599 gibi bir son kullanıcı fiyatı olacaktır tavsiye edilen. Şimdi nereye geldik? Bana bu yazıcı lazım, evet. Ama ben cep telefonumu çok kullanıyorum. Bana Wi-Fi özelliği lazım. Ya da ben Cloud Printing kullanmak durumunda olan bir son kullanıcıyım. O zaman da şu an kadrajlı olmayan G3400 adlı ürünümüze ve bir üst fiyat segmentine doğru devam ediyoruz. Burada 3400 modelinde şunu da belirtmek gerekiyor. Bundle olarak bir siyah mürekkep tüpü daha, evet, kullanıcılara, evet, veriliyor. Bu da aşağı yukarı sayfa baskı sayılarından da burada bahsedelim. 6000 sayfa ortalama ISO standartlarına göre. 6000 sayfa siyah beyaz, 7000 sayfa da renkli baskı. İkinci tüple birlikte aslında 3400'ün yaklaşık 10.000, 12.000 seviyesinde, aynen, baskı yapabileceğini de söyleyebiliyoruz burada. Aynen. Peki şimdi tüpler alışılık, yani standart kartuş yapılarda değil, biraz kullanıcının kendi kullanabileceği vaziyette. Bunların dolu mu, temin etme olayları, kullanıcılar nasıl alacak? Mesela ben bunu aldım, kartuşu nasıl dolduracağım? Tüp tanka, yani yazıcının tanka nasıl dolduracağım? Hı hı. Yani şimdi şöyle, bir kere bu mürekkeplerin fiyatlarına baktığımızda artık gidip bunun işte sahtesini ya da muadilini almak gibi bir şey ortadan kalkıyor. Çünkü çok çok düşük sayfa başı maliyetlerden bahsediyoruz. Canon'un buradaki avantajı ya da getirdiği ek değer ne? Ona bakarsak tabii öncelikle bu içindeki mürekkebin kalitesi çok önemli. Şimdi az önce arkadaş rakip ile bizim çıktılarımızın kıyaslamasını size gösterdi. Bir kere çok daha net ve kaliteli bir baskı, bir çıktı elde ediyorsunuz. Tabii ki bu fotoğrafa da bir şekilde yansıyor. Bir, bunun kalitesi. İkincisi, burada önemli olan olay tabii kendiniz koyarken yaşanabilecek sakarlıklar ya da kazalar sonucunda işte ortalığı kirletmek, elinizin kirlenmesi, işte dedik bunun içinde kimyasal maddeler var falan tarzında. Bu tüp siz döndürseniz bile o tübü sıkmadıkça bir kere mürekkebi boşaltmaz. Çok net bir şekilde kasayı açıyorsunuz, tübü yerleştiriyorsunuz ve daha sonra elinizle sıkarak, hafif sıkarak doldurabiliyorsunuz. Yani burada hani özetlemek gerekirse mürekkebin kalitesi ve doldururken yaşanılacak kolaylık ve pratiklik diyebiliriz. Şimdi bu Pixma G serisi yazıcılara baktığımız zaman aslında böyle hani çok yoğun bir şekilde baskı alan insanlara hitap ettiğini söyleyebiliriz. Giriş seviyesi tarafında ise fiyat avantajı ile birlikte aslında ortalama kullanıcıya da hitap ediyor diyebiliriz bir şekilde. Benim son sorum, satın alınabilirlik ve garanti süresi olacak. Şu anda bu ürünler satışta mı? Satıştaysa, değilse ne zaman satışa çıkacak ve garanti koşullarında Canon'un sağladığı avantajlar neler? Asıl nokta şu, tanklı tüplerde özellikle o boru hattının tıkanması gibi sıkıntılarda Canon'un nasıl bir fonksiyon olacak? Şimdi şöyle, ilk soru, ne zaman bu ürünleri satın alabileceğiz? Ürün bu hafta itibariyle stoklarımıza giriyor. Stoklarımızdan çıkmasıyla beraber takribi ay sonunda, bazı noktalarda belki de Mart ayının başında zaten bu ürünü rahatlıkla bulabiliyor olacaksınız. Ki sattığımız noktaların birçoğunda da bununla ilgili bilgiler, promotörler, standlar, videolar dönüyor olacak. Yani son kullanıcıyı yazıcının özellikleriyle ilgili bilgilendirmeye devam ediyor olacağız. O anlamda 1-2 hafta içinde diyebiliriz. Garantisi de şöyle, zaten otomatik olarak 2 sene garantili olarak satılıyor bütün Canon ürünleri. Bu tüp tıkanması, az önce Periskop yayınlarında da gördük, insanlardan sorular geliyor. Basından da buna benzer sorular geldi. Şimdi Canon'un bir özelliğini unutmamak lazım. Canon her şeyden belki feragat edebilir tırnak içinde ama ürün kalitesinden son kullanıcıyı bu anlamda zor durumda bırakmaktan kesinlikle itina eder, kaçınır. Zaten bizim bu ürünle, dediğim gibi, Canon ürünleri yıllardır modifiye ediliyor ama biz orijinalini çıkarmıyoruz. Niye? Çünkü bu teknolojiyi mükemmel hale getirmek anlamında çalışıyoruz ve yatırım yapıyoruz. Piyasadaki muadillerine göre zaten böyle bir sıkıntı
yaşanmayacağını biz farz ediyoruz ve iddia ediyoruz. Ama yaşanması durumunda da tabii ki garanti kapsamında en kısa sürede müdahale edip sorunu çözme konusunda herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Sergin Bey, hayırlı olsun yeni ürünleriniz. Umarım güzel ve hedefini tutturan bir ürün gamı yapmışsınızdır diyelim. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet, teknolojioku.com olarak Canon'un yeni nesil Pixma G serisi yazıcılarının lansmanına katıldık. Bizden şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.